günü hatırlıyorum. Ders çalışıyorduk, final haftasıydı sanırım. Sonra sen bir anda aklıma bir kurgu geldi yaptın. Sonra işte ne falan filan diye sorduk. Sen bir dakika dedim böyle. Not almaya başladım bir sürü. Dedim böyle otistik hareketlerim var. Bir dakika dedim böyle not alıyorsun lan. Unutacakmış gibi sanki. Sonra bize anlatmaya başladın. Böyle şöyle böyle şöyle böyle. Sonra biz sana böyle aa çok güzel şu olabilir evet. Bu olabilir tarzı bir şeyler söyledik. Ya, okusunlar mı? Benim minnoşum yazar güzel olmaz mı? Okuyun lan. Hala okumadınız mı? Okuyun lan. 14 Şubat gecesindeyiz. İlk bir 15 saniye falan ebelek ebelek konuşmuşum ama modum böyle değil videoda. Raku'nun ilk bölümünü yazıyorum. Daha doğrusu şöyle ifade etmek gerekirse Raku'nun giriş bölümünü ve birinci bölümünü, yani giriş bölümünü 0. bölüm diyorum ben. Çünkü benim için o Wattpad'de yayınladığım 0. bölüm şeydir. Bir gir bak bakalım. Sen bu hikayeyi merak edecek misin bölümüdür. Ve birinci bölüm asıl başlangıçtır. Tekrar tekrar yazıyorum. Sürekli tekrar tekrar yazıyorum. Bu kitaptan kitaba çok değişiyor. Mesela Orion'da 16. bölüm olması lazım. Benim böyle her kitap serüvenimde yazamadığım bir nokta oluyor ama kitaptan kitaba çok değişiyor benim normalde. Orion'daki 16. bölüm bir turuncu öykü bölümü. Bu bölümü yazarken o kadar çok zorlanmıştım ki nedenini hatırlayamıyorum ve mesela ben Orion'u yazarken editöre her yazdığım bölümü gönderiyordum. İpkubuk vardı mesela yazımım tamamen bittikten sonra bütün bölümleri göndermiştim. Diyorum ki editörüme, Alkım abla çok severim bu arada editörümü de. Şaziye'ydi lakabı hatırlar mısınız? Ne yapacağı şey anlamında önemli biri. Ve bu önemli biri, bu önemli birinin adı Şaziye olsun. Tamam Şaziye. Ve Alkım ablanın Şaziye diye bir dövmesi varmış biliyor musunuz? Ben şok olmuştum ve ben tamamen bunu bilmeden ne kadar konudan konuya atladım. Mesela İpi Kopu Kuklarının da son bölümünü bir türlü yazamamıştı. Yani son bölümünü yazmak benim bir ayımı almıştı. İlk kez şu anda bir kitabın başında takılıyorum. Rakun çok duygu yüklü bir hikaye ama bu şey anlamında ya duygusal, naif, ağlatıcı duygularınızı içine tutamayıp taşırdığınız bir nokta vardır ya ve hani böyle ağız dolusu şey söylemek istediğiniz o an vardır ya o duygu yüklülüğünde bir yazı Rakun. Karakterler o şekilde, kurgu o şekilde ve Parla'nın ana karakterin o öfkenin dışarı vurulması gerekiyor. Benim o karaktere o öfkeyi dışarı vurdurtmam gerekiyor. Gece bu arada saat 3. Raku'nu yazmak bana çok iyi gelecek gibi geliyor. Raku'nu düşünmek bile bana çok iyi geliyor şu anda. Başlangıç bölümümüzün, sıfır bölümümüzün adı Tün'ün Yarası. Raku'nun içinde yara şu demek. O bana bunu yapmaz dediklerin tarafından yazılan senaryoda yaşananlar herkesin yabancı çıkması durumu. Arkadaşlar şu vardık. Evet. Sizinle beraber kargo açacağız. Şimdi yani bunun Rakun günlükleriyle ne alakası var diye duyar gibi. Bu arada Rakun günlükleri hiç kitabın vibe'ını vermiyor. Hani harbiden Rakun günlükleri diyorum ama Rakun ya çok şey bir evren yani. Hırslı ve böyle şey bir evren. Anladınız Allah. Çiğ köfte sipariş etmiştim. Alo. Ben geldim mi? Oğlum abi gelmeden önce arasana. Şimdi bu kargonun ne alakası var diyeceksiniz. Bu kargonun içinde yatak masası var. Çünkü ben artık odama daha fazla zaman geçirmeye karar verdim. Yani sürekli kampüse iniyorum yazmak için. Yine yapacağım bu arada. Yine arada kampüse ineceğim. Ama odamı böyle biraz daha artık ev gibi hissetmek istiyorum. Daha duygusal bir anlamı olsun istiyorum odamı. O yüzden masada bazen yazarken belim çok ağrıyor. Yatakta rahat rahat yazmak istiyorum. Uzun bölümler yazdığım zaman özellikle. Şimdi bir makasa ihtiyacım var. Allah oğlum ağır lan bu. Ya bak oğlum ve lan kelimeleri kullanmayacağım dedikçe kullanıyorum ya. Bugün bu arada neyse. Bugün bir sınıfımda çok tatlı bir çocuk vardı. Oğlum buna bir pat pat sarsaymışlar ya. Aha bakın. Bakın. Müthiş oldu. Of çok güzel oldu ha. Harbiden oğlum şey gerçekten çok güzel oldu. Dostlar ne diyorsunuz? Bir şey oldu size hemen çıkarmam lazım. Ay bismillahirrahmanirrahim. Şu anda 4 Mart gecesindeyiz ve dostlar tam yatacaktım ki size kamerayı açmadan edemedim. Aklıma bir fikir geldi. Ya bak bana kurguyu nasıl yaptığımı soruyorsunuz ya böyle oluyor ataklar yaşıyorum. Hatırlıyor musunuz bir kez de demiştim ki ben böyle aynı anda birkaç farklı kurguya odaklanamıyorum. Yani benim yazdığım bir kurgu olması gerekiyor. Çünkü ben o yazdığım kurgunun karakterleriyle beraber yaşıyorum resmen. Yani bakın düşükte sürekli o karakterleri düşünüyorum. Derste eğer dersi dinlemiyorsam o karakterleri düşünüyorum. Metroda gidiyorsam o karakterleri düşünüyorum. Yani aklınıza gelebilecek her alakasız anda, bu arada ışık bayağı kötü de. Yani mesela az önce dişlerimi fırçalarken bu atak geldi. Mesela gelen fikir şu anda birinci kitaba dair bir fikir bile değil. İkinci kitaba dair bir fikir. Ama
mesela bazen ben size ilk kitaplara bir detay veririm. Siz o detayın ne işe yaradığını anlamazsınız bile. Ama ikinci kitapta o detay öyle bir yere bağlanır ki, hani bu bir olay örgüsü ya sonuçta. Ben birinci kitabı yazarken ikinci kitabı düşünmek zorundayım yani. Siz düşünmeyecek olsanız bile. Bu gelen fikirler nasıl fikirler olduğunu anlamanız için size hemen çok basit bir sembolik bir örnek vereceğim. Mesela hayal edin ki bir resim var, tamam. Ev var. İşte güneş tepede, ağaç falan var. Detaylar yok. Pervazlıkları hangi renk? Ağaç ne ağaçta? Yaprakların hangisi ne tarafa bakıyor da? Öyle hiçbir detay yok. Ama sadece neyin nerede olduğunu bir biliyorsunuz. Yani ev, güneş, orada burada ama detayları yok. Ağacın ne ağacı olduğu aklıma geliyor. Yani böyle detaylar belirginleşiyor. O resim benim için tamamen belirginleştiğini, yani çok çok az blurluk kaldığında ben o hikayeyi yazmaya hazır hissedip başlıyorum. Ve şu an resmen ağacı diktim arkadaşlar. Ya bu detay, bak yemin ederim bu detay şu an bütün gecemi düz güzelleştirdi. Böyle bir defter almış bir okuyucum bana. Tek bir tane kurgu defterini bütün kitaplar için kullanamıyorum nedense. Orion için ayrı vardı. Epikopukluklar için ayrı vardı. Epikopukluklar 2 için bile ayrı var. Şimdi Raccoon'un defteri de böyle eski. Sokaktan geçenlerin bakıp ne yapıyor bu kız dediği kişi benim şu anda. Şu an beni görüyor musunuz? Ne kadar net görüyorsunuz? Elif programında kendimden nefret mi ediyorum acaba? Bugün 17 Mart Pazar. Henüz sizinle hiç paylaşmadım Raccoon'u ve aslında ben kendi kafamda sizinle paylaşacağım günü belirledim. Sizinle paylaşmama çok az kaldı. Mart'ın sonunda paylaşacağım. Raccoon'u yazmak hiç aklımda olmayan bir durum. Yani beklediğim şekilde gelişmedi. Aslında bakarsanız benim kitaplarım hep öyle oluyor bu arada. Hani eğer ilk kez bir yazar günlüğü videoma denk geliyorsanız ya da beni ilk kez tanıyorsanız, daha önce hiç kitaplarımı okumadıysanız, benim kitaplarım hep benim iç dünyamın eseri olarak ortaya çıkıyor. Yani mesela Orion 16. yaşımda yaşadığım ilk aşk duygusundan ortaya çıkan, İpikopukluklar sınav döneminde yaşadığım baskı ve stresten ortaya çıkan bir kitaptı. Raccoon'u bir noktada aslında yazmaya ihtiyacım vardı gibi oldu, yazmak istemekten ziyade. İpikopuklukları yazıyor olmayı çok isterdim şu an. Ama Raccoon'u yazmaya ihtiyacım var. Buraya çok tatlı bir ortam kurdum. Bundan bu arada yaklaşık 20 dakika önce falan da hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Nedenini sormayın. Bu arada bakın benim gerçekten psikolojim bozuk. Bunun nedenini sormayın. Kafada kuran bir insanım. Çok kafamda kuruyorum. Bütün kötü ihtimalleri kafamda çok deli dehşet kurduğum için bazen bir şey olmamasına gerek kalmıyor. Ben kafamda o senaryoyu yaratıp yine ağlıyorum. Bu arada böyle anlatınca çok problematik durum. Ben bayağı neşeli bir insanım bu arada. Ama zaten genelde en çok gülenler hep en çok ağlayanlardır. Ben şu an sizi neye ikna etmeye çalışıyorum acaba? Ama ortamım çok tatlı olmadı. En son Orion zamanında bu kadar tatlı ortam yapmıştım. Tek kişilik yurt adamda. Bakar mısınız ortamıma? Bir tane çocuk vardı ya, hatırlıyor musunuz? Ben derse giderken onu tip tip bakmıştı. Az önce yanımdan geçip geçen çocuk bu videoyu izliyorsan niye bakıp bana güldün? O çocuğu da bu arada harbi asla unutmayacağım. Çok da kinciyimdir böyle konularda. Şaka. Şaka değil. Size yemin ederim bu arada Raccoon'un ben ilk bölümünde çok takıldım garip bir şekilde. Aslında garip bir şekilde değil. Bu arada bir şey eksik oluyor. Sonra o detayın ben kafama gelmesini bekliyorum. Ve yemin ederim galiba yazı yazarken Allah bana yardım ediyor. Çünkü şimdi mesela ben bir şey yazamadığımda anlıyorum ki kurgum eksik. İlk bölümü yazdım. Bir ara bölüm girdi. Onu da yazdım. Bu kitap böyle geçmiş geleceğe. Yani İpikopukluklarda da aslında öyleydi. Onlarda biraz karakterleri algılayabilmeniz için geçmişleri vardı. O baskı ortamını algılayabilmeniz için geçmişleri vardı. Bu kitap da işin gizemini çözebilmeniz için geçmiş bölümleri var. İlk başta bu karakterin neye öfkeli olduğunu, neyin intikamını almak istediğini anlamıyorsunuz. Kitap ilerledikçe bunu anlıyor olacaksınız. Bakın şu sözümü unutmayın. Benim kurgularımda çok seviyorum böyle yazmayı. Her zaman bir bokluk vardı. O yüzden amacım sizin de kafanızı karıştırmak. Şu anda galiba beni izliyorlar bu arada. Önünüze bakın. Burada ikinci bölümün başında mesela Varas diye birinin ağzından okuyacaksınız ilk başta. Çok küçük bir kısmı okuyacaksınız. Varas'ın adı ilk geçtiğinde bu durum şaşırtıcı olmasın sizin için. Varas orada bir lakap aslında. Kim sorusunun cevabını kitabın ilerleyen sayfalarında alacaksınız. Ama şu anlık o kişiyi Varas olarak bilmeniz gerekiyor. Ve bence şaşıracaksınız. Raccoon bu arada iki kitap olmasını tahmin ettiğim bir seri. Kitabın sonunu mesela ne tepki vereceğinizi bambaşka merak ediyorum kitabın sonuna. Hatırlıyor musunuz? Orion günlüklerinde şey yapıyorduk. Ben bölümü yayınladıktan sonra Wattpad yorumlarını okuyorduk. Ben yine onu yapmak istiyorum ya. Herkesin ağzına yemin ederim ama kanıtlayamam. Ağlıyorum. Şimdi ağlıyorsun. Bu Raccoon günlüklerinin ikincisini aşırı merak ediyorum. Çünkü orada direkt Wattpad'de ilk bölüme gelen yorumları okuyarak çekeceğim. Yorum yazın ki okuyalım, tamam mı? Bugün
Bugün 26 Mart Salı. Şu anda yeni odaya geldim. Cemal'le beraberdik az önce. Bugün sizlerle Instagram'dan yayın evinden ayrıldığımı duyurdum. Çok ilginç bir şey yaşadım. Bunu şu an size anlatmam lazım. O yüzden bu arada kamerayı açtım. Yayın evinden ayrıldığımı duymak bir zamandır beklediğim bir olaydı. Şu açıdan, çünkü imzalara gidemiyorum. Tabii ki şu anda da anlatmayacağım. Hani nasıl böyle problemler oldu, böyle bilet, böyle bir şey konuşmayacağım zaten. Ama hani işin neticesinde mesela bazı aksiyonları almamın bazı sebepleri vardı. Onu o an söyleyebilecek pozisyonda olmadığım için, çünkü bunlar hani sadece sözlü şeylere bakan şeyler değil, arkada dönen bir prosedür var doğal olarak. Size açıklayamıyordum. Siz bu videoyu izlerken aslında Rakun'u yayınlayacağımı da biliyor olacaksınız. İşte bugün Cemal ile sahil kenarında oturup muhabbet ediyorduk. Çok severiz ve ben dün birkaç arkadaşımla otururken şu biskolata modu aldık, tamam mı? Ben bundan 3 tane çektim bak. Bana çıkan 3 şey. Kendini ödüllendir, kendine çiçek al ve yağmurda ıslan. Bugün işte duyurdum yayından ayrıldığımı ve Cemal'i aradım, dedim ki hani Kadıköy'e gel. Sonra otururken yağmur yağmaya başladı. Bak yağmur yağdı, okey. Ve işte Cemal'le böyle gelecek hakkında biz çok fazla konuşuruz. O yüzden Cemal'e dedim ki Cemal, herkes bir şekilde bence kalbinin ekmeğini yiyor ve evren bir ödüllendiriyor. İyi niyeti her zaman ödüllendiriyor falan gibi böyle bir şey söyledim Cemal'e. Ve ben bu cümleyi bitirir bitirmez yanıma bir kız yaklaştı. Ve bana dedi ki sana bu çiçeği verebilir miyim dedi. Çünkü çok güzel görünüyorsun falan dedi. Ve ben şok oldum. Ve hani biskolata moddan dün yağmurdan ıslan çıkmış. Kendini ödüllendir çıkmış ve kendini çiçek al çıkmış. Ve ben bu cümleyi bitirir bitirmez bir kız bana yaklaşıp bu çiçeği verdi. Ve o an hatta videoya aldım. Çünkü hayatımın en böyle inanamadığım anlarından biriydi yani. Yani kitaplardaki de filmlerdeki olaylar gibi şok geçirdim. Şaka mı şu an, şaka mı? Evren resmen seninle konuştu yani az önce. Bunu yapmana bayılıyorum. Allah'ım teşekkür ederim. Böyle Allah inancını bir kere daha edindiğim anlardan bir tanesiydi o yani. O kadar garip bir andı ki hani çok mutlandım ve kıza dedim ki sana sarılabilir miyim dedim. Sonra kıza sarıldım ya, o kadar mutlu etti ki beni. Bu videoyu izleyeceğini hiç tahmin etmiyorum ama umarım hayatta her güzel şey seni bulur. Benim günümü çok güzelleştirdin çünkü Allah da senin gününü güzelleştirsin. Mesela bak şu an ben Rakun'u yayınlamadım, tanıtım klibini bile yayınlamadım ama siz acaba izlediğinizde ne hissettiniz, anladınız mı? Gelecekteki Almina ne oldu? Mesela umursamadınız mı? Çiçeklerim bebeğim. Ve bu arada papatya vermesi peki? Ya papatya verdi. Papatya verdi ya, şaka mı? Çok gerizekalı hissediyorum kendimi ya. Ben bazen mutlu olup çok gerizekalı hareketler yapıyorum. Ama bir şey diyeceğim, şu an buna mutlu olmam saçma mı? Beni anladınız mı şu an? Neden buna bu kadar mutlu olduğumu anladınız mı? Çok core memory bir an. Memory. Çok core memory bir andı ya. Rakun'un az önce tanıtım videosunu yayınladım. Çok duygulandım yayınlayınca. Bu arada Ela ve Nazlı da hani olayın her aşamasında benim yanımda olan iki insan. Zaten bu videonun başında kesin izleyeceksiniz çünkü onları çekmiş olacağım yani, öyle söz verdiler bana. Hani kurgu ilk aklıma düştüğünde de onlar yanımdaydı. Şu an paylaşıyorum, yine onlar yanımda. Her boku en iyi onlar gördü yani. Evet, birden bizim yanımızda aklıma. Tam bizim yanımızdayken olmuş. Tam sizin yanımızda. Çalışırken. Ve siz bu videoyu izlediğinizde ilk bölümü okudunuz şu an. Ne düşünüyorsunuz? Yorum yaptınız mı? Ben çok overthink bir insanım. Eğer yorum yapmazsanız kafamda tamamlamam. Özellikle lütfen yorum yapın, tamam mı? Ve kafamda tamamladığımda genelde güzel tamamlamam. O yüzden yorum yapın.